Evet çocuklar, sayfa 170. Burada da BKC açısı kaç derecedir diye soruyor. BKC açısını bakın güzelce küçük bir açı. Burasını soruyor, mavili gösterdiğim yer. Şimdi bakın A FB doğrusuyla AD doğrusu dik kesişmiş. Şurası 90 derece, değil mi çocuklar? Burası da 90 derece. Bir de burası da 90 derece. Şimdi şurası 18 derece. Bakın şu CKD açısı 90'dan 18'i çıkartırım. Ne eder bu? 72 derece. CKD açı ölçüsü. Şimdi şurayı görüyor musunuz çocuklar? Pembeyle belirginleştireyim. Şurası ve şurası. Burası ikisi de dik, soruda belli. 90 dereceden 72 dereceye çıkartırsam bana bu maviyle gösterdiği BKC açısını bulurum. Ne olur da 90'dan 72'yi çıkartırsam? 18 derece. Sorumun cevabı. Evet, şekiller biraz küçük çizilmiş atölyemde burada bu konuda. DCF açısı kaç derecedir? Çok kolay bir soru bu. Bunda hiçbir şey yok. Bakın FCE doğrusal bir doğrunun üzeri. Şu taraftan başlayıp devam ettiğim zaman elde ettiğim açı ne olması lazım? 180 derece olması lazım. Şurası bakın bir kare diyor. ABC'de kare diyor. Demek ki şuradaki açı 90 derece. Şurası da 66. Şu bana sorduğu maviyle gösterelim yer 90 ile 66'yı toplayacağım. 180'den çıkarttım mı FCD açısını bulurum. DCF ile gösterilmiş. 90 ile 66'yı topluyorum. 156. 180'den de 156'yı çıkartıyorum. Burada toplamaları çıkarmaları kendiniz yapın çocuklar. 24 derece. Benden istediği DCF açısı. Evet. 9. soruya geçelim. Siz her zaman sorularda kendiniz yapmaya çalışın. Videoyu durdurun. Şimdi çocuklar burada 82 derece burası ise burası da 82 derece. Neden? Bunlar ters açı. 66 ise burası da ne? 66. Bu soru işareti ise şurası da ne olacak? Soru işareti. Ama ben burada bir üçgen elde ettim. Bir üçgenin iç açıları toplamı her zaman nedir? 180 derece. 82 ile 66'yı toplarım. 180'den de bu ikisinin toplamını çıkardığım zaman soru işaretli yeri bulmuş olurum. Ne eder bu? 32 derece. Soru işaretli gösterilen yer. Şimdi gelelim 10. soruya. EKD açısını sormuş. EKD açısını maviyle gösteriyorum. Bakın burası. Şimdi çocuklar EKD açısının tersi şurada AKB açısı ters açı ve burada bir doğru açı var. FKC görüyor musunuz? Yani 32, 46 ve soru işaretiyle gösterdiğim benden istenen açının üçünün toplamı 180 derece. 46 ile 32'yi topluyorum bu yüzden. 180 dereceden 78 dereceyi çıkartıyorum. 102 derece. Benden istediği yer. Burası 102 derece, burası 102 derece. Fark etmez.
EKD açısı da 102 derece. Tersi olan AKB de 102 derece. Terslerini göre de yaptım. Sıkıntı olmadığını düşünüyorum inşallah. Evet, 11. soru. Yanda verilen şekilde ABC eşkenar üçgendir. Güzel. Yani bütün açılar 60 derece. CAE açısı kaç derecedir? CAE açısı kaç derecedir? Şu pembeyle boyadığım yeri istiyor benden. Oraya bir soru işareti koyayım. Şimdi çocuğun aşırı 60 dereceymiş. Neden? ABC eşkenar üçgen dediği için. Burada şu A noktasının olduğu yerde şu doğrunun üzeri 180 derece değil mi? 60 ile 81'i toplarım. 180'den çıkartırsam bu pembeyle boyadığım soru işaretli yeri bulurum. Soru biter. 81 derece ile 60 dereceyi topluyorum. 141. 180'den de 141'i çıkartıyorum. Ne kaldı? 39 derece. Benden istediği C, A, E açısı. 12. soru. ABCD kare, BEF eşkenar üçgen, CBF kaç derece? Soruda bir sürü şekil çizmiş ama yaptığımız sorular arasındaki en basiti bu. Neden? Bu bir kare olduğuna göre burası 90 derece. Geriye kalıyor. Şurası da 90 derece o zaman. Bu da bir eşkenar üçgen. Şurası 60 derece. Bunun tamam 90 derece olduğuna göre 90'dan 60 çıkarttım. Benden istediği pembeyle boyadığım açı 30 derece. CBF açısı 30 derece. Bitmiştir. Bu sayfanın en basit sorusu bence. Gelelim 13. soruya. Bu da çok kolay bir soru. Zor bir soru hiç değil. ABC toplamını soruyor. A bir ters açı sorusu. 82 bakın. Hangi doğruların kollarının ters geldiğini görün. 82 burasıysa burası da 82. A 82 dereceymiş. B'ye bakalım. 80 derece. Şimdi C 12 derecedir diyemem. Çünkü onun olduğu yer şurası. Şurası. B ile alakası yok. Şurayı bir bulmam lazım. Bunu bulmak için şurada doğruyu görüyorum. 82, 80, 12. Şurası soru işaretli yer. C'nin olduğu yer. 82, 12 ve 80'i topluyorum. 174 derece. Yani altı derece mi kaldı şuraya? Evet. C'de 6 dereceymiş. Şimdi A artı B artı C toplamını soruyor. A 82, B 80, C de kaç derece? 6. Bunları toplarsak 168 derece ediyor. Biraz uğraştırdı ama zor bir yanı yoktu. 14. soru. Son sorumuz. Çok kolay bir soru. Şimdi ACD açısını soruyor. Sıkıntı yok. Burada bir üçgen var. Dik üçgen. 90 derece burada. Diğer iki açısının da toplamı 90 derece etmesi lazım diye düşünüyoruz çocuklar. 90'dan 58 çıkacak. Ne edecek orası? 42 derece. Şimdi bu ikisinin toplamı 90. Burası da 90 olunca 3 açının toplamı 180 derece. Mantığımız o. Şimdi ACD açısını soruyor. ACD açısı. Şu pembeyle gösterdiğim yer. Burada ne yapmış? Uzatmış doğruyu. C açısı.
42 derece buradaysa buradan bir doğru açı var. 180'den 42'yi çıkardığım an sorun bitmiş olacak. Çıkartmayı yapın burada. 148 dereceyi bulacaksınız. Pardon çocuklar, şu 42 değil, 32 derece. O 148 derece öyle buluyoruz. İnşallah güzelce anlamışsınızdır soruları. Sayfa 171, 172 ödeviniz. Oradaki soruları da çözeceğim ama inşallah.